Milliyet ekibi olarak 18 gün boyunca Dünya Kupası'nı takip ettik. Grup maçlarını takip ettik. Dünyanın dört bir yerinden gelen ülkeler, taraftarlar. Müthiş bir atmosfer var tabii ama isterseniz biraz kıyaslama yapalım. Son 3 Dünya Kupası'nı yerinden takip etme şansım oldu. Güney Afrika, Brezilya ve Rusya. Rusya'nın bir kere bu iki ülkeden çok daha önde bir organizasyon yaptığını belirtelim. Tek sıkıntı şu, belki iki büyük sıkıntı var. Birincisi dil ve alfabe problemi. Bu konuda gerçekten ciddi sıkıntı yaşadık. Birçok taraftarlarda benzer sıkıntılar yaşıyor. Diğer bir sıkıntı ise şehirler arasındaki mesafe. Yani bugün en kısa şehir Novgorod, Moskova'dan ve 600-700 kilometre gitmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra gerek altyapı, gerek ulaşım, gerek futbol coşkusu olarak Rusya gerçekten geçerli bir not aldı. Özellikle biz tamamen Moskova'da kaldık. Spartak ve Luzhniki stadyumlarında oynanan maçları yerinden takip ettik. Bu yüzden coğrafi anlamdaki sıkıntıyı çok fazla hissetmedik. Benim dikkatimi çeken en önemli detaylardan biri güvenlikti. Yani benzer organizasyonları takip ettim ama hiç bu kadar üst düzey bir güvenliğin olduğunu görmedim. Kızıl Meydan'a girerken herkes tek tek arandı, metrelerce kuyruk oldu. Hatta Kızıl Meydan'a girerken elimizdeki suları bile sokmadılar, sıvı almadılar. İşte trenlerle, metrolarla giderken sürekli uyarılarda bulundular. Eğer şüpheli bir paket görürseniz, şüpheli birini görürseniz mutlaka yetkililerle temasa geçin diye. Statlara girerken akreditasyon kartımız var. Biletimiz var. Her maç için ayrıca bilet alıyoruz. İki güvenlik kontrolünden geçtik. O yüzden Rusya kusursuza yakın bir organizasyon gerçekleştirdi. Diyebiliriz. Özellikle güvenlik açısından sınıfı geçti. Umarız bu şekilde sonuna kadar organizasyon devam eder. Tabii Türkiye yoktu. Milli takımımız yoktu. Bununla alakalı da tabii Rusların şöyle bir ifadesi oldu. Çok coşkulu bir kere taraftarlar. Ve özellikle ilginç olan Güney Amerika'dan, yani uzak mesafeden gelen ciddi bir taraftar topluluğu var. Avrupa'dan o kadar kalabalık gelmedi. Meksika'dan gelen var, Arjantin'den gelen var, Brezilya'dan gelen var. Ya bu kadar büyük aradaki mesafeye rağmen farklı kıtalardan gelen çok sayıda taraftar vardı. Avrupalılar biraz azınlıktaydı açıkçası. Tabii ülkemiz yoktu. Yaklaşık 10 yıldır Rusya bu şampiyonaya hazırlanıyor. Fiyatlar çok yüksek. Ev fiyatları, otel fiyatları çok yüksek ve özellikle turnuvanın birinci haftasından ya da 10. gününden itibaren oteller biraz olsun rahatlamaya başladı. Milli takımımızın olmaması tabii doğal olarak birçok vatandaşımızın da turnuvaya gelmemesine sebep oldu. Ruslar açısından bu biraz kayıp olarak değerlendirildi. Sonuç olarak coğrafi olarak çok yakınız ve ciddi anlamda bir kalabalık Türk taraftar topluluğunun gelmesini istiyorlardı. Hem otellere doluluk kazandıracak, hem buradaki ekonomiye daha da canlılık kazandıracak bir beklenti içindeydi Rusya. Ama özetlemek gerekirse çok pahalı bir yer zaten Rusya. Dünya Kupası ile beraber daha da pahalı hale geldi. Mesela burada araba kiralamak istediğinizde neredeyse normal şartlarda 18-20 güne vereceğiniz parayı vermeyip normal şartlarda burada bir araba bile alabilirdiniz. Yani çok çok ciddi bir maliyet söz konusu. Ama buna rağmen çok ciddi bir kalabalık, otellerde bir doluluk ve benim için enteresan olan detaylardan biri şu, Rusya algısıyla alakalı olumlu anlamda bir değişim söz konusu. Ben hep kışın geliyordum. Daha önce maçları bir gün, iki gün, üç günlük seyahatlerimiz oldu. İlk kez bu kadar uzun süre kaldırmıştım. 18 gün ve yaz mevsimi. Sokaklar tertemiz, çok temiz bir şehir. Gördüğüm en temiz şehirlerden biri. İnsanların sandığım kadar, zannedildiği kadar öyle soğuk olmadığını da görüyordum. Özellikle restoranda bazen sipariş vermekte zorlandığımızda Rusça hemen yan masadan biri gelip, İngilizce bilen bir Rus gelip hemen bize yardımcı oluyordu. Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde ilginç şekilde, belki normal şekilde diyebiliriz, çok ciddi şekilde bize bir ilgi vardı, yardımseverlik vardı. O yüzden Rusya her açıdan şu ana kadar hem kendi ülkesini tanıtma açısından, hem ekonomi açısından, hem de futbol ortamı açısından gayet iyi bir sınav verdi. Altyapılar müthiş, ulaşım müthiş, sadakalar metro ile gidiyorsunuz. Önceki organizasyonlarda ne Brezilya'da ne de Güney Afrika'da böyle bir durum söz konusu değildi.